Efendim? Ne yaptın? İstediğin gibi işte Vedat. Ali Yüroğlu'nu izliyorum. İyi. Sakın kaybetme. Ben gelene kadar gözün üstümde olsun. Vedat. Neler oluyor? Söylemeyecek misin? Babamın katili Ali Hüroğlu'ymuş Ekrem. Artık eminim. Babamı öldüren adamı sonunda buldum. Ve ettiğim yemini yerine getirmeye geliyorum. Kurt Bey, Ekrem. Ekrem aradı. Vedat Ali'yi öğrenmiş. Öldürmeye gidiyormuş. Nasıl olur? Uygar. Blöf değilse? Ali. Dün gece buraya giren Ali'ydi. Kardeşini öğrendi. Uygar. Nedir durum? Planların tıkır tıkır işliyor. Güzel. Vedat Ali'yi öğrendi. Ali de ona bütün oyunları kuranın Kurt Bey olduğunu anladı. Kurt Bey sözünü tutmadı. Beni Ali'den koruyacaktı. Şu anda ölmüş olabilirdim. Bunun bedelini ödeyecek. Ali, Kurt Bey'in ihanetini öğrendiğinde onu öldürecek. Vedat da Ali. Hem de tam iki kardeşin buluştuğu an. Savaş daha yeni başlıyor Sarp. Ortalık toz duman olacak. Ve o toz dağıldığında geriye kalan yine Uygar Sarıkaya olacak. Thank you.
E burası? Ne oluyor lan? Hoca niye beni buraya çağırdı? Neden kaçtın? Ben orada kalmak istemiyorum abi. Evimize gitmek istiyorum. Ne olur evimize gidelim. Artık evimiz yok Süleyman. Annemiz babamız öldü diye mi? Neden öldüler abi? Neden bizi bırakıp gittiler? Annem ölmesin, babam da ölmesin. Allah'ım ne olur, korkuyorum ben abi. Korkma. Abim burada. Ben buradayım. Annemiz babamız gitmiş olabilir. Ama biz seninle hiç ayrılmayacağız. Ali Hoca. Beni niye buraya çağırdın? Ne oluyor? Burada mı? Burada. Ne arıyor lan burada? Neyse. En azından herkesten uzakta temiz temiz işini bitireceğiz. Vedat. Pilot da burada. Pilot mu? Ya sana söylüyorum Ali Hoca. Dilin lal mi oldu, bir şey söylesene. Bak burası benim abimle geldiğim yerdi, tamam mı? Sen nereden biliyorsun burayı? He? Beni buraya niye çağırdın? Ne oluyor ya? Pilot. Ya bak. Allah aşkına bir şey söyle Ali Hoca. Süleyman.
Sen... Nasıl ya? Ben seni çok aradım. Bulmak için çok uğraştım. Yetimhaneden kaçtığın günden beri seni aramaktan hiç vazgeçmedim. Ya ne diyorsun sen hoca? He? Ne diyorsun sen? Senin nerede, ne halde olduğunu düşünmeden geçirdiğim bir anım bile olmadı. Yok ya. Bu doğru değil. Olamaz. Biliyorum. Sana söz vermiştim. Hiç ayrılmayacağız demiştim. Hep inandım seni bir gün bulacağıma. Hep inandım. Nihayet kanlı, canlı karşımdasın. Buldum seni. Kardeşim. Sen neden bahsediyorsun ha? Sen neden bahsediyorsun hoca? Ne yapmaya çalışıyorsun sen? Amacın ne? Bak, sana saygım var. O yüzden benimle oynayamazsın. Benimle oynama. Annemiz bize ne anlatırdı? Annemiz bize ne anlatırdı? İki kardeşin masalını. Peki bu masal nasıldı? Birbirini çok seven iki kardeş varmış. Bu iki kardeş ormanda oyun oynarken zamanın nasıl geçtiğini fark etmemiş. Hava kararmış. Kurtlar ulumaya başlamış. Kardeşler korku içinde birbirine sarılmışlar. Birbirlerine sarılıp evlerinin yolunu birlikte aramışlar. Ama sonra kavga etmeye başlamışlar. Senin suçun diye. Ayrı düşmüşler. Ormanın derinliklerinde, bambaşka yerlerde, yapayalnız, korku içinde kalmışlar. Sonra anne babaları bulmuş. Ve anneleri demiş ki, kardeş, kardeşin emanetidir. Sakın ona emanete ihanet etmeyin. Ne olursa olsun, kardeşinize sırtınızı dönmeyin. Abi. Kardeşim.
Mm-hmm.